Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve aylıklara seyyanen 4.000 lira iyileştirme yapılması talebiyle mektup gönderdi. Ergün mektubunda Türkiye Emekliler Derneği olarak emeklilerin sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözülmesi için özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Dile getirdikleri birçok sorunun zaman içinde çözüme kavuşturulmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı. Yıllardır gündemde tuttuğumuz taleplerimiz arasında yer alan 2000 öncesi SSK emeklilerimizin intibak talebine, bayram ikramiyesine, key ödemelerine, 65 yaş ve üzeri ücretsiz ve indirimle seyahate, EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmasına, evi olmayan emeklilerin konut meselesine olan desteğinize, sağlıkta yaşadığımız sorunların çözümü için çabalarınıza, ek ödemelere, banka kuyruklarına ve banka promosyonlarına getirdiğiniz çözümler için şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bütün bu samimi gayretlere rağmen bugün gelinen noktada emeklilerimizin yaklaşık 10 milyonu 7500 lirayı bulan en düşük emekli ödemesiyle yaşam mücadelesi vermektedir. Ergün, memurlar, kamu işçileri ve asgari ücretlileri ekonomik olarak rahatlatacak tedbirlerin alınmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini kaydederek mektubuna şöyle devam etti. Lakin aynı marketten aynı ekmeği, aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7500 lirayla geçinmek durumunda kalan emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun tasarısına eklenen ve emeklilere %25 zam öngören teklif, hayatlarını bu memleketin imar ve inşası için harcamış ve yıllarca prim ödeyerek kutsal hak olarak tanımladığımız emekliliğe erişen topluluğumuzda büyük bir hüsranla karşılanmıştır. Milyonlarca emeklinin aylıklarda yapılacak %25'lik zamma ilave artış istediğini vurgulayan Ergün, mektubunu şu ifadelerle tamamladı. Emekliler olarak talebimiz, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak bir iyileştirmenin yapılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve söz verildiği gibi 7500 lira üzerinde aylık alanlara da en az %25 artı 4000 lira seyyanen zam yapılarak gerçek anlamda devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesidir. Böylelikle diğer kesimler arasında giderek açılan makas kapanacak ve adaletli bir uygulamaya erişilecektir. Türkiye'nin ve dünyanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Şebnem Ardaboğa dobra dobra sordu. Erdal Aksu'yla ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yaklaşık 2,5 ay önce... Evet Serdar, Ankara'daki gelişmeler nelerdir hemen senden alıyoruz. Sevgili seyirciler, Refah'ın olay adamları Ankara'da kaybettiğiniz yaşam metrinizi yenilemek. Alican, Amerika'nın saldırısı karşısında oradaki halk ne yaptı? Yeniden birlikteyiz ve yanında yeni bir konuğum. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'le birlikteyiz. Şebnem Ardaboğa ile özel gündem. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler. Milletin programı Çıkmaz Sokak'ta her ay onlarca konuk ağırlıyor. Milletin söylemek istediklerini milletle buluşturuyoruz. Abicim bak, almışım sabahtan beri, acıkmayayım diye simiti yiyemiyorum. Herkesle görüşürüm. Herkesle görüşürüm ben Fatih'ciğim. 30 yıllık siyasal yaşamımda görmüş olduğum bu rezaleti hiçbir dönemde görmüş değilim.
tartışan, soruşturan. Halen AK Partililerin elinde bulunan parti programını ben tartıştım. Doğruları konuşuyor. Lezzetleri tadar. İlk çeyrekte hizmetler yaptı, ikinci çeyrekte top dolaşıyor, şimdi uzatmalar oynuyor. Uzatmalar oynuyorsunuz. Afişlerle Günel geliyor. Özgür Tuncer geliyor. Hocam hoş geldiniz. Bir ritimdir hayat. Susmasıyla, konuşmasıyla kaybettiği yaşam ritmini arıyor insan. Birbirinden değerli konuklarımız kaybettiğiniz yaşam ritminizi yenilemek, yeniden kazandırmak için bizlerle olacaklar. Görmenin bozulmasına, bozulmasını engelleyecektir. İlaç enjeksiyonu. Tekrar aslında bize bir tarif eder misiniz bunu nasıl yaptığınızı, bu mide katlama olayını? Şöyle biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Öyle mi başlayalım yoksa direkt hani tabii, olur. Konuya mı girmek istersiniz? Yeniden birlikteyiz ve yanımda yeni bir konuğum var. Operatör Doktor Hanife Akıncıoğlu. Kendisi estetik cerrah. Türkiye'nin ve dünyanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Şebnem Arda Boğa dobra dobra sordu. Erdal Aksünger'le birlikteyiz sevgili seyirciler. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yaklaşık 2,5 ay önce... Evet Serdar, Ankara'daki gelişmeler nelerdir hemen senden alıyoruz. Sevgili seyirciler, Refah'ın olay adamları Ankara'da kaybettiğiniz yaşam resminizi yenilemek. Alican, Amerika'nın saldırısı karşısında oradaki halk ne yaptı? Yeniden birlikteyiz ve yanında yeni bir konuğum. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'le birlikteyiz. Şebnem Arda Boğa'yla özel gündem. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler. Türkiye'nin ve dünyanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Şebnem Arda Boğa dobra dobra sordu. Erdal Aksünger'le birlikteyiz sevgili seyirciler. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yaklaşık 2,5 ay önce... Evet Serdar, Ankara'daki gelişmeler nelerdir hemen senden alıyoruz. Sevgili seyirciler, Refah'ın olay adamları Ankara'da kaybettiğiniz yaşam resminizi yenilemek. Alican, Amerika'nın saldırısı karşısında oradaki halk ne yaptı? Yeniden birlikteyiz ve yanında yeni bir konuğum. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'le birlikteyiz. Şebnem Arda Boğa'yla özel gündem. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi günler.